Selam millet, Dedir Oyunlar'a tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuzun Genesis derecesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bugün ne teyimleyeceğiz? Bugün sizlerle bir Earth Elemental teyimleyeceğiz. Şu malzemelerimizi aracımı oraya dayadım. Depoya mal indirir gibi. Gördüğünüz gibi ince ince bütün boşaltım işlemlerini hallediyorum. Bu da buraya aittir ya. Düşündüm de bence bütün onlar, hatta bütün samanlar buraya ait olmalı. Bütün samanları şu yan tarafa koyayım. Şu dolaptan bir ara hala yapacağım aklımda. Dolaptan yapacağım. Abi ne güzel sonsuz tane şey alıyorsun sen var ya. Sığın. Sığın içeri. Beni buraya alın. Evet şu... Ah... Çok ağırlaştım. Umarım şuradaki yerden geçme sıkıntısı yaşamam. Eğer oradan geçme sıkıntısı yaşarsam, çünkü buraya malzemeleri atmak zorunda kalacağım. Üzülerek de olsa. Yavrum nasıl bir bağlandın orada ya? Ya nasıl bağlandın orada? Daha demin oradan inip biniyordun. Yavrum sen psikopat mısın? Çocuğum. Evladım. Git, git tamam buradan git. Beni çok kızdırıyorsun. Beni çok kızdırıyorsun bazen. Bazen %100 ihtimalle bazen beni çok kızdırıyorsun. Sana 100 bırakalım. Zaten orası boşa yanıyormuş. Buraya 100 bırakalım. Burası da boşa yanıyormuş. Buraya da bu kadar bırakalım. Burası da boşa yanıyor. E, hepsi boşa yanıyormuş. Bayağı da eritmişler ama bu arada. Tamam. Canım evladım. Daha o seni kırarım. Seni kırarım, gemime liman yaparım bak oraya. İstediğim gibi inip binebileyim diye. Balinamız orada duruyor. Gayet güzel. Mermilerimiz burada duruyor. Lazım olacak. Cementing pestimiz. Baltamız falan. Bunlar gemide ihtiyacımız yok. Materyal toplamak için. Allah Allah arkadaşım ne bağlandın? Breakdance'lar bir şeyler. Biraz daha değişik hareketler. Yani nedir bu, ben anlamadım bunu. Bu nedir ben anlamadım. Bu ne saçmalıktır böyle. Cementing pestleri oraya mı bıraksam buraya mı? Hadi buraya bırakayım cementing pestleri. Her yerde bir sürü materyal oldu. Evet. Şimdi efendim. Şimdi aracımıza binip gördüğünüz gibi ben baktım ki olmuyor. Engramım yetmiyor ama tek kişilik oyunda değil de biz klanla oynuyor olsaydık herkes değişik engramları alırdı, yettirirdik. O yüzden ben Rhino'nun engramını kodla yazıp Rhino'nun değil şeyin engramını, Rhino'nun üzerindeki Air'in engramını kodla yazıp almaya karar verdim. Diğerini zaten almıştık, yaptık. Ata da bu arada Air yapabiliyormuşum. Yaptım. Çok da güzel görünüyormuş Air'le ama atın bir sorunu var. At bağlandı. At bağlandı abi. At artık sadece düz gidiyor. Sağ ve sola dönmüyor at. Halbuki çok da güzel hareketleri var. Speed verdik, çok da güzel hızlandı. Speed verdikçe de hızlanmaya devam ediyor çılgınca. Ama dediğim gibi atın bir sıkıntısı var. Kendisi maalesef düz gidiyor şu anda. O yüzden biz aracımıza binip bugün kaya elementali evcilleştireceğimiz için kaya elementali de normal şekilde bayıltamıyoruz. Onu da aynı balina gibi topla bayıltmamız lazım. Vallahi bu kadar top ona... Bu kadar top değil, hiç topumuz yokmuş. 3, 6, 9, 6, 15 tane topumuz var. 15 tane top kaya elementaline yetecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ben hiçbir şey görmüyorum ki güzel kardeşim. Ben burada nasıl elementali avlayayım? Ama böyle yapma. Bak gider lavlı yerdeki elementali avlarım ha. Beni sinirlendirme, seni bırakır gider lavlı yerdeki elementali avlarım. Hem lavlı yerdeki elementali görmek daha kolay. Yani illaki böyle yapalım istiyorsun ha. İllaki lavlı yerdeki elementale gidelim. Çünkü kış bölgesinde hiçbir şey göremediğim için haliyle takdirleriniz üzere hiçbir şeyde avlayamayacağım. Ama ben mamotu bile taşıdığıma göre bu elementali taşıyamaz mıyım acaba ya?
Bu böyle olmaz yani. Önce şuradan hello diyeceğim. Ondan sonra oradan Beyond Teleportation'dan Volcanic West diyeceğim. Böyle olmaz çünkü burada hiçbir şey göremiyorum. Garip yani. Öbür tarafta cıbıl kıyafetlerimizle en azından yine bir şeyler görerek bir şeyler yapabiliriz. Lavlı yerde hiç bu aracımızla uçmadık bu arada galiba ya. Bir heyecanlandım şimdi. Ya Tawny Dragon'da onu yapan değil mi? Tawny Dragon tam bir terbiyesizsin ya. Tam bir terbiyesizsin. Adam buraya ziyaretçin olarak gelmiş bak. Garip bir alet uçuyor falan. Yani insan bir der ki hocam hoş geldin. Gel seni burada bir şey yapalım, misafir edelim falan der. Şu göğüs sırtını da çıkartalım. Ayakkabılar kalsın. Tamam bak her şey gayet güzel şu anda. Şu anda her şey 10 numara şaheser oldu. Benim kendi evime doğru gitmem lazım ama. Zaten burada hemen şeye dayanmışız. Haritanın sınırına. Oh. Tilt oldum resmen oradan. Sekerek gittim. Şimdi bu güzel ülkeyi daha önce örümcekle gezerek zaten buraları görmüştük ama. Bir de böyle görmüş olalım. Evet kendi lava evimize doğru gidiyoruz. Burada bir görev vardı. O görevi yaparken zaten resmen haritanın karesini görebildim buradan ha. Love ev bizimki şu yandaydı galiba. Şuradaydı. Şuraya doğru bir yer. Evet, tam da evimin üstüne. Evi göremiyorum. Evi kapatmışım. Evimi özlemişim şöyle ya. Bir ziyaret edeyim. Topu da mükemmel sıkıştırmışım oraya. Evet, var mı burada bıraktığımız bir şey? Olmaz mı? Olmaz mı? Her şeyi alıyorum buradaki. Peki hocam, seni bir... Vallahi canla kurban. Vallahi aldı. Bırak. Kaldır at. Kinetekim kaldırıp attım. Bir kardeşimiz de ışığını niye açık tutuyorsun geminin diye sormuş. Yani ona da verdiğim cevap aslında şu şekildeydi. Dedim ki ne gerek var niye kapayalım ya. Açık dursun dedim geminin ışıkları. Ne güzel işte etrafı aydınlatıyor. Şimdi Golem Bey. Golem Bey değil ama biz buraya yaklaştık diye kaya dökülme olayı gerçekleşti. Golem Bey gerçek... Şurası sanki Golem Bey ya orası. Bilemedim ya. Golem Bey nerede acaba? Abi buraya girebilecek miyim ben? Vallahi girdim. Vallahi girdim. Niye böyle oldu? Niye sığabildim buraya? Buraya sığabiliyormuşum. Burada bir yerde golem yok mu? Abi seni taşıyabiliyor muyuz peki? Yani ben artık... Artık yok artık ya. Vallahi taşıdı ya. Bırak bırak. Onu bırak kaç. Ona biz şaka yapmış olalım. Onu biz taşımıyor olalım. Hayvanın karizma yerlerde. Koskoca magma sauru aldık götürdük.
Bu mor kristalli yerden şöyle bir giriş varmış ama acaba bu bizim sonumuz mu olacak? Çünkü çok dar bir yere doğru gidiyor. Ve şu parlama efektleri de işimi daha da zorlaştırıyor. Subnautica'ya dönmesin ondan sonra. Böyle girip de çıkamadığımız yerler vardı ya. Neyse galiba buradan çıkabileceğiz. Umarım. Oo, bir tane tüten bir vatandaş var orada. Tütüyor. Tütüyorsa o bir alfa dinozordur. Bu hiç iyiye işaret değil. Resmen bir çeşit Subnautica'ya döndürdüm oyunu ya. Su altı olmayan versiyonu. Şüpheli büyük bir kaya parçası da aslında şu şüpheli büyük bir kaya parçası ha. Tam bahsettiğim şey olduğunu fark ettim onun. O tam da şüpheli büyük bir kaya parçası. Ya da şu şüpheli büyük bir kaya parçası ya. Değil mi? Neyse, şimdi anlarız. Ah ne kadar... Bu da merhaba demek dememi... Bana merhaba de deyip duruyor. Yaratık. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben biraz... Ha, şu topumuz sayesinde artık o kadar da ileri çıkamıyor. İyi olmuş aslında, düşmemizi engellemiş. İyi yanından bakalım olaya. Hasar veriyorlar ya. Abi nasıl beceriyorsunuz bunu? Helal olsun size. Nasıl becerdiniz ona hasar vermeyi? Ben bir şöyle yapayım o zaman. Aracı buraya indirirsem oluşacak çirkin bir durum var mı? Var. Arkası sonsuzluğa doğru gidiyor. Olabilecek en çirkin durum o. Ya o kadar çok böcek var ki ne yapacağımı bilemiyorum yani. 1 milyon tane böcek var abi ortamda. Şu mağaraları, ya şu oyunu zaten bir kişinin oynayabileceği vaziyette dizayn etmemişler okey de. Bari bir tane falan bölge böyle dizayn etseydiniz de. Tamam şimdi ben bir şöyle size gömçeleyeyim de roketi. Bir içim rahatlasın bari. Ha? Ha, paşam benim ya. Allah cezanı vermeye senin. Abi biz seni şimdi bir saniye bunu deneyecektik aslında değil mi? Evet. Aa vallahi o bile teslim oldu ha. Onu bile alıp götürebiliyoruz. Ama birazcık zor götürüyoruz. Fuelimizi birazcık hızlı harcayarak götürüyoruz. Ve aslında onu götürebileceğimiz kadar geniş bir kapı yok anladığım kadarıyla burada. O yüzden onu götüremeyiz ama en fazla bir yere sıkıştırmayı deneyebiliriz. Yani hani böyle çok fazla başka yaratığın olmadığı, onu kolay evcilleştirebileceğimiz falan bir yer olsa. Volcano patlayacak. Çabuk buradan çık gibi bir şey söyledi. Abi seni atıyorum. Seni atıyorum çünkü yanardağ patlayacak diyor bana. Vallahi ona yanardağ patlayacak diyor. Ben bu ciddi mi? Ne kadar ciddi? Neye sebep olur? Çok bunu test etmek istemiyorum.
Şuradan mı gelmiştim ben? Evet. Zor bela sığarak oradan. Tekrar bir... Oğlum yukarıya çıkma. Yukarı çıkmaya çalışıyor devamlı ya. Ha gayret. Ha gayret. Ah. 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 Çıktım. ben o kaya adamı oralardan çıkartamam zaten. Galiba biz yine bunu karlı bölgede yapacağız ya. Vallahi kardeşlerim bir şey söyleyeyim. Biz bunu biraz karlı bölgede yapacağız gibi görünüyor. Yani üzülerek söylüyorum ki buranın da en kuzeyinde falandı yani o şeyi görmem. Valla en yukarılarda falan bir yerde görmüştüm ben onu. Ama aracımızın seni uçurabildiğini biliyorum. Bu güzel. Seni uçuracağım oralardan. Eğer yakalayabilirsem, görebilirsem. Tipsiz golem. Neredesin acaba? Aha. Bir şey zıplaya zıplaya geçti oradan. Bir golem olamayacak kadar sevimliydi. Neredeyse hiçbir şey görmeden gidiyorum var ya. Çok iddialı benim bu yolculuğum. Bir kanguru daha gördüm orada. Kanguru. Bir tane yutra gördüm. Oo vallahi bunları görebildiğim için kendime nasıl gurur duyuyorum var ya. Sıfıra düştü görüş açısı. Bu ne? Abi. Yoksa bu onu daha kayayken bile görebiliyor. Vallahi golemi kayayken bile görebiliyormuş. Golem altımda yapışık mı? Yapışık. Hocam. Golem operasyonu. Golem operasyonu tamamlanıyor. Çok ağır olduğu için. Golem taşa dönüştü. Uzaktan bakanlar da şey diyecek. Bu manyak ne yapıyor? Taş kaçırıyor. Taş kaçırıyoruz şu anda. Taş kaçırma operasyonu. Bir tane taşı aldım. Diğer taşlardan ne farkı var bilinmez ama. Şöyle göstereyim size. Bir tane taşı aldım, kaçırıyorum. Mükemmel değil mi? Bir tane taşı kaçırıyorum abi. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi asıl soru şu. Şu golemi bizim yaratıklarımızın yanına götürürsek ya yaratıklarımızı bir anda yok eder, üzerlerine taş yağdırıp ya da yaratıklarımız onu yok eder. Çünkü ben ona saldırırım. Göz göre göre yaratıklarımızı yemesine izin veremem. O yüzden onu aslında başka bir yere bırakacağım. Şöyle bir yere bırakacağım. Öyle bir yere bırakmam lazım ki onun sıkışması lazım. Manyağa bak. Ölü taklidi yapıyor bana orada. Evet, şimdi. Şimdi sen bunu bir kapat yavrum. Golem tam hizamda. Şuradan şunu çeksem, bir tane sıksam goleme. Vallahi dönüştü. Ama bizim araç birazcık yanlış bir yerdeymiş.
Gerçi o da bizi vuramadı. Şimdi arkasını döndü gidiyor. Bir daha bize döndü. Her seferinde benim aracım biraz daha aşağı iniyor. Yani bu benim çok istemediğim bir şey. Ha, benim zaten bu yaratığı böyle bu şekilde bu yaratığa bir şey yapabilme ihtimalim yok. O yaratık orada kaldı değil mi abi? O yaratık orada kaldı, tamam. Ben hemen evime dönüyorum. Çocuğum evine dön, gözünü seveyim, yapma. Evine dön. Dur, dur, ooo! Çüş deve, deve çüş! Evet, şuradan hemen bir tane yaptım, baktım doğru mu diye. Etal dinozor gateway. Etal dinozor gateway'lerimizi yapacağız. Tamam çocuğum, dur. Turn off. Şimdi sana tekrar binebiliriz. Nereye bırakmıştık? Elementali şu suyun olduğu yere bırakmıştık değil mi? Su üzerinde bir yere bırakmıştık, evet. En azından bu konuda... Yanılmıyorum, biraz daha rahat bir yere... Bir saniye, hemen aklıma başka bir şey geldi ama... Şimdi sakin olalım, sakin ol, sakin ol, tilt olma burada. Tilt oluyor, bir sağa bir sola çarpıyor. Bir yerlere build yapma engeli var mı burada? Burada yok sanki. Peki hocam, sen hala orada mısın? Hala orada mısın? Galiba oradasın. Seni yani aynı terbiyesizliği yaptığım için yine özür dilerim ama seni biraz daha götürüp bir şöyle bir yere bırakmam lazım. Tamam mı? Tamam, şimdi mekanı terk ediyorum. Sen tekrar kaya haline dönüşebilirsin. Dönüştün mü? Tabii ki dönüştün. Mükemmel. Şimdi ben aşağı inip şuraya bir konacağım. Bu su benim konacağım kadar şey değildir. Konamayacağım kadar derin değildir diye düşünüyorum. Değil. Güzel. Ha, ben üzerinden inince zıpladı. Eğer şey olsaydı... Beni üzerinden atsaydı efsaneydi. Pekala. Şimdi ufak bir tane tuzak kurmam lazım ona. Elementale bu su fazla derin. Aa, manyağa bak. Çıldırmış. Hayda, canı da fazla ya. Abi çok ilginç hayvanlar şu domuzlar. Canları fazla. İyileşme özellikleri var. Vay arkadaş. Öyle de bıraktı bunu, iyi mi? Vallahi kardeşlerim, internetten baktığım, gördüğüm gibi ona benzer bir şey yapmaya çalıştım. Oldu mu, olmadı mı? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Öncelikle bu zorlu, en ufak şeyin bile, en ufak şeye bile takıldığım mekanda o canavarı uyandırmam lazım. Bakalım bu nasıl olacak. Sanırım şuradaki yoldan onun yanına ulaşsam daha iyi olacak. Çok mu yürüdüm? Çok mu gittim? Evet, biraz fazla gitmişim. Şöyle yapalım. Hayır, yaşamak istiyorum. Oh! Senin bu yaptığın çok büyük bir terbiyesizlik ama. Gel bakalım buraya koca oğlan. Vallahi geliyor koca oğlan. Gelmedi koca oğlan. Koca oğlan. Evet, geldi koca oğlan.
ve taş aldı. Umarım o taş bana gelmez. Oh! Taşı beynime monte etti. Şuralara kadar yürüsen, bak ben şunun altından şöyle geçsem mesela. Sene. Hah! Gateway'e yapıştı gerçekten taş. O da gerçekten oraya yapıştı. Oradan çıkamadı. Dur bakayım. Yoksa bu olacak mı? Ha. Fire desem şuradan. Olmadı. Şöyle yapalım. Aim left. Aim left. Fire. Oo, hasar vurdum ona. O olmaz. Peki ona buradan torpiluna koyup torpiditisi yerinden kımıldamadı haliyle. Ve o gateway'i dövüyor bayağı. Aim left. Onun kafasına atak yapamam ki ben böyle olursa. Fire. Yok. Yine kafasını vuramadık. Ama şuradan sanki aim down deyip aim left desem kafasına vuracağım ha. Aa evet, kafasına vurdum. Bir tane daha dönen atak yap. Kafasına vuramadım. Vallahi o sırada ölebilir, ne diyeyim. Yapacak bir şey yok. ...1800'ü vuruyorum hayvana. Ah, kafasına vurdum. Kafasına vurduğum zaman güzel oluyor. Bak şunu yapıyor. Bir daha yapıyor. Sonra kafasına vurabiliyorum onun. Bu güzel. Bunu yapıyor. Bir daha bunu yapıyor. Ondan sonra kafasına vur... Bayıldı mı? Dur bir saniye, buna kalbim dayanmaz. Koş. Koş 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 koş. Vallahi bayılmış. Şimdi yapacağımız şey şudur. Yapacağımız şey şudur. Onu taşla da eğitebiliyorum ama şuradan hemen exchange diyeceğim. Sülfür alacağım. Convert. Çünkü sülfürle de eğitebiliyormuşum. Bu durumda ona sülfür vereceğim çünkü taştan 5 kat daha hızlı eğitilmesini sağlıyor. Hatta o şu anda biraz yemek yeme konusunda kıtama. Kardeşlerim bir şey söyleyeyim mi? Vallahi zoru başardık. Vallahi zoru başardık. Hatta şuradan aracımı da şöyle kaldırıp aracımı da hazır tutacağım. Evcilleştiği anda kaçıracağım onu. Onu evcilleştiği anda kaçıracağım. Olmaz dedim ama demek ki irade, güç, istikrar. İsrar edersek olabiliyormuş. Ben de bir panikle şimdi böyle tekrar hani merak ettiğim için gidiyorum ama zaten olmuş. Neredeyse evcilleşmiş. Evet. Şimdi sen bir dur canım. Ha. Dur. Hiç şey yapma, zahmet etme. Ben zaten seni en güzel şekilde götüreceğim. Evine taşıyacağım seni. Bak şimdi gidiyoruz. Nasıl ya? Yavrum. Götüremiyor muyum seni? Yok, götürebiliyorum seni. Seni götürebiliyorum ama sadece biraz ağır götürebiliyorum sanki. Ooo, kanı.com.tr hatta. Olacak. Olacak, resmen olacak bu. Hayvan o kadar ağır ki bir yerden bir yere götürmek
bununla imkansız gibi. Evet, sonunda üstümüze varmayı başardık. Bir an hiç gelemeyeceğiz zannettim galiba buraya. Dedim ki yani biz buraya ulaşamayacağız. Gülleleri de iyi bitirdik. Yenilerini yapmamız lazım. Rock Elemental Saddle. Ha şu. Vallahi tanıdım onu oradan. Ayrıca başka bir şey bırakmamıza gerek yok şu an için ona, değil mi? Gayet güzel lambur lumbur yürüyor. C'ye basarsak X otter diye bir şey öldürdüm. Görmedim bile hayvanın orada olduğunu. C'ye basarsak böyle dönüyormuş. Böyle basarsak aman hocam buzu kırarsın. Böyle yaparsak da buzun içinden görünmeyen bir kaya çekmeyi başarıyor. Peki bunun üzerinden ineceğim de abi üzerinden inerken ölürüz biz bunun ya. Şurada Disguise Esrak dediğimiz zaman ne yapıyor? Mükemmel. Kayadan ortaya çık agam dediğimiz zaman da böyle yapıyor peki. Herhalde şu anda delikanlısı olarak ekibin böyle bunu buraya bıraksak kaplumbağanın yanına çok daha yanlış yapmış olmayız. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hayvan çok şahsına münhasır yani kaplumbağa da ha hepsinden büyük. Alev, buz, hangi ırktan, nasıl bir şeyden olursan ol hayvan yemin etmiş ben hepsinden büyük olacağım diye. Vallahi kardeşlerim bütün bir bölümü bu elementalin evcilleştirmesine harcamış olduk ama bir yandan da güzel oldu. Çünkü lav elementali nerede? Buz elementali nerede? Gerçekten onu nasıl evcilleştirebiliyoruz? Neler yapabiliyoruz? Hepsini görmüş olduk. Çok fazla böyle orijinal olamayacağım. Bunun adı bu dondurma olsun. Dondurma. Dev bir dondurmaya benziyor zaten külaha. Kardeşlerim videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümümüzde sizden gelen istekler doğrultusunda öncelikle ulu kurt, sonra yine bu buz bölgesinde hangi yaratıkları evcilleştireceğiz hep birlikte bakalım. Şunu da bir düzeltelim. Şaşı gibi yanlış tarafa bakıyor. Şöyle aim left diyeyim, aim left diyeyim. Evet, gayet güzel oldu. Aim up diyeyim, aim up diyeyim, bir daha up diyeyim. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.